Teknoloji raporunda bu hafta Google tarihi bir davayı kaybediyor ve Google artık yasaların gözünde tekel bir şirket. Roblox erişim Türkiye'de yasaklanıyor, Linux'ta yeni masaüstü ortamı olan Cosmin alfa sürümü yayınlanıyor ve yurt dışından alabileceğiniz ürün limit fiyatı düşürülüyor. Haftalık gündem değerlendirmesini konuştuğumuz teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Az önce bahsettiklerim ve daha fazlasına geçmeden önce bu bölümü sponsoru olan Recordly'den bahsetmek istiyorum. Recordly iki yarışmada ödül kazanmış bir transkripsiyon servisi. Arka planda yapay zeka kullanarak onlarca dili saniyeler içerisinde kelimeleri döküyor. Videonuzda birden fazla kişi varsa bütün konuşmacıları tek tek belirliyor ve yine bu konuşmaları saniyeler içerisinde onlarca başka dile çeviriyor. Bütün bunlar arka planda yapay zeka kullanılarak yapıldığı için Recordly bağlamı çok iyi anlıyor. Örneğin şu an izlediğiniz bu video Recordly sayesinde transkripsiyon yapıldı ve aynı zamanda birçok dile çevrildi. YouTube'un alt yazılar kısmını şu an aktif ederseniz birçok farklı dilde teknik konuyu çok iyi bir şekilde anladığını göreceksiniz ve bunu aynı şekilde çeviriye yansıttığını göreceksiniz. Videonuzda Diablo kelimesi geçiyorsa Recordly şu an Diablo oyunu hakkında konuştuğunuzu anlıyor ve buna özgü çeviri yapıyor. Ayrıca çevirinizden önce yazılıma farkında olması gereken kelimeleri de verebiliyorsunuz. Özellikle bu kelimeleri şöyle çevir diyebiliyorsunuz veya terimce oluşturabiliyorsunuz. Seçtiğiniz her dil için dublaj özelliği de mevcut ama dublaj özelliği şu anlık beta aşamasında. Son olarak yapılan testlere baktığımızda recordlerin hata aranı diğer bütün platformlardan çok daha az. Bu sayede metninizi editleme süreciniz çok daha kısalarak size zamandan inanılmaz tasarruf sağlıyor. Hemen açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak recordliyi deneyebilirsiniz. Teknoloji raporuna sponsor oldukları için Rekord.ly'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi haftanın olayıyla gündemimize başlayalım. Biliyorsunuz Google'da bir monopoli davası dönüyor. Uzun süredir bir gelişme dönmüyordu ama gelişme oldukça teknoloji raporunda konuşuyorduk. Yeni gelişmeye göre Google davayı büyük ölçüde kaybetti. Bu ne anlama geliyor? Hakim Google'ı incelemiş. Tabi bu dava süreci içerisinde bir sürü tanıklar geliyor çıkıyor ve bir sonuca varıldı. Siz bir değişiklik yaparken Google arama motorunda kullanıcı alternatife kaçacak diye düşünmüyorsunuz. Bunu çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Bu anca monopoli'nin yapabileceği bir şey diye düşünüp tabii ki sadece Olay bu da değil böyle bir karar vermişler Google artık monopoli yasalar çerçevesinde Google arama motoru bir monopoli oluyor. Mesela davada yine ilginç olan bir şey 2020 yılında yapılan bir araştırma Google aratma kalitesini düşürse bile yine para kaybetmiyormuş. Yani Google aratma kalitesini düşürüyor ama hala kullanıcılar alternatife e geçmiyor. Tabi bunun birçok nedeni olabilir ama günün sonunda Google'ın monopoli olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde para vererek Apple'a varsayılan olmak diğer tarayıcılarda varsayılan olmak da yine bir monopolin yapacağı bir şey. Peki bu pratikte ne anlama gelecek diye soracak olursanız. Şu anlık pratiklerini anlama geleceği belirsiz. Çünkü dava henüz bitmedi. Google aynı zamanda bu karara karşı çıkacak. Cezalar ayrı davalarda değerlendirilecek. Olur da bu karar kalırsa şu sonuca varabiliriz. Google artık varsev olmak için Apple'a para ödemeyecek ya da Mozilla'ya para ödemeyecek. Ki bu da bir açıdan sıkıntı olabilir. Çünkü Mozilla'nın 2021-2022 gelirine baktığımızda toplam gelirleri 593 milyon dolar ve bunun 510'u Google'dan geliyor. Yani Mozilla'nın büyük bir parası Google'dan geliyor. Olur da Google artık para ödemeyi bırakırsa yasalar gereği... Firefox Boksun gelişimine ne olacak? Orası bir soru işareti. Apple ise Google'dan 20 milyar dolar para alıyordu. Apple için de bu durum hoş olmayacak. Apple 20 milyar dolarını kaybetmek istemez. Ki o kadar istemiyor ki Apple'a göre en iyi arama motoru Google'muş. Davada şöyle bir şey demişler. Bing bize ne kadar para öderse ödesin biz yine Bing'i varsayılan arama motoru yapmayı kabul etmezdik. Şimdi Google 20 milyar dolar veriyor. Bing 40 milyar dolar verse de Apple bunu kabul etmezmiş. Çünkü Bing kötüymüş abi. Bana biraz palavra geldi. <laughs> hani davada 20 milyarı kaybetmemek için bana biraz palavra geldi ama bakalım şimdi davadan Google haksız çıktığında artık ödeme yapamayınca Apple neyi varsayılan yapacak? Hala Google'u mu varsayılan yapacak? Göreceğiz. Google Bing'den 10 kat daha iyi diye varsayılan arama motoru değil bence. Tabi siz ne düşünüyorsunuz yazarsınız yorumlara. Şimdi yapay zeka kategorimize geçiyoruz. Bu haftaki yapay zeka sadece macOS tarafından geliyor. macOS'in yeni sürümü Sequoia 15.1 ile artık yapay zeka kullanabiliyorsunuz. Ama şu an bu 15.1 sürümü beta aşamasında da. Bu yeni sürümde yapay zeka klasörünün içerisinde sistem mesajları keşfetmişler. Apple yapay zekasını regüle etmek için sistem mesajları kullanıyor ve bu sistem mesajları herkese açık daha doğrusu işletim sistemine açık bir şekilde gözüküyor. Sistem mesajı ne bilmiyorsanız bu arada yapay zekaya girdi öncesi verdiğiniz talimatlar. Apple'ın yapay zeka halüsinasyonunu önlemek için aldığı önlemse yine sistem mesajına halüsinasyon görme demek olmuş. Sistem mesajlarına bakacak olursak halüsinasyon görme, bilgi uydurma, mesajları özetleme konusunda uzmansın gibi mesajlar yazmışlar sistem mesajı olarak. Ama burada tabii ki saçma olan şey şu. Sen bir yapay zekaya halüsinasyon görme dediğinde halüsinasyon görmemezlik yapmıyor yani bir yapay zekanın halüsinasyon görmesi ne demek? Şu anki yapay zeka dediğimiz şeyler bir sonraki kelimeyi istatistiksel olarak tahmin ediyor. Kendi eğitim verileri içerisine bakarak. E şimdi yanlış kelime tahmin ettiği zaman bu sefer halüsinasyon görmüş oluyor Ya da yanlış kelime tahmin ediyor ama size gerçekçi gözüküyor. Buna yapay zekanın halüsinasyon görmesi ya da yanlış bilgi vermesi diyoruz. E sen şimdi halüsinasyon görmediği sistem mesajı koyduğunda bu özelliği bypass mı ediyorsun? Etmiyorsun. İşin komik yanı o. Ama bir açıdan da şöyle güzel. macOS'in kendi koyduğu sistem mesajlarını görebiliyor olacağız. Eğer ki açık kalmaya devam ederse. Bu açıdan da güzel. Ama her neyse macOS kullanıcısıysanız 15.1 beta'yı yükleyerek Apple yapay zekayı test edebilirsiniz. Şimdi güvenlik kategorimize geçelim. Windows'ta 2.0 gün açığı keşfedildi ve bu açıklar Windows'u downgrade etmenize olanak sağlıyor. Normalde Windows'ta açıklar keşfedildikçe siz güncelleme yapıyorsunuz ve sisteminizi en güncel seviyede tutmanız açıklardan korumanızı sağlıyor. Ama burada bir güvenlik araştırmacısı adı Alon Levy bir açık keşfetmiş. 2.0 gün açığı. Bu iki açık da Windows sürümünüzü downgrade etmenizi olanak sağlıyor. Sürüm düşürüyorsun. E sürüm düşününce ne oluyor? Bu sefer bütün diğer açıkları kullanabilmeye başlıyorsunuz. Bu da Windows'u güncellemenizin anlamı olmadığını gösteriyor. Bu güvenlik araştırmacısı tarafından bir yarışmada keşfedildiği için şu an pratikte bunu kullanan yok diye biliniyor. Herhangi bir şekilde gerçek hayatta patlatıldığı gözlemlenmemiş ve Microsoft şu an bir çözüm üzerine uğraşıyor. İlerleyen zamanlarda gözünüz güvenlik güncellemelerinde olsun. Google Chrome, Firefox ve Safari etkilen 18 yıllık açık hala kapatılamadı. Bu açık herhangi bir sitenin 0.0 0.0.0 .0 .0 adresini kullanarak bilgisayarın lokalde çalışan servislerine erişmesine neden oluyor. Yani bildiğiniz herhangi bir site 0.0.0 adresine istek atarak sizin lokaldeki servislerinize erişim sağlayabiliyor. API istekleri atabiliyor. Herhangi bir şey ne çalışıyorsa artık lokalde bilgisayarınızda servis olarak bunlara erişim sağlayabiliyor. Bahsettiğimiz 3 tarayıcıda da geçerli bu ama Windows dışındaki işletim sistemlerine geçerli. Yani Linux ve macOS de geçerli bu açık. Windows'çular bu sefer yırttı. Chrome bunu bir sonraki sürümde çözmeyi planlıyor. Firefox ve Safari de hala çözüm için uğraşıyormuş. Bunun şu anlık sisteminizde engellemek istiyorsanız uBlock Origin kullanıyorsanız burada Block LAN Intrusion denilen bir filtre var. Onu kullanabilirsiniz istiyorsanız. Şimdi özgür yazılım ve açık kaynak kategorimize geçiyoruz. Bulgulara göre Pipewire laptopların daha fazla batarya kullanmasına yol açıyor. Nedeni ise arka planda kameranın kullanılmasa dahi aktif kalmasıymış. Bunun çözümü oldukça basit. Wire Plumber ayar dosyasına kameraları yok saymasını söyleyebiliyorsunuz. Bu ayar dosyasını girdiğinizde Pipewire artık kameraları yok sayıyor. Linux'ta şu an kameralar Pipewire üzerinden yönetilmediği için bu durumda sorun yok bunu girebilirsiniz İlerisi için problem olabilir ama şu anlık herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum ilerleyen zamanlarda da bu sorun zaten çözülecektir Çin'in arkasında bulunduğu Linux dağıtımı OpenKylin'e yapay zeka entegrasyonu geldi bazı izleyicilerimiz Linux'ta sistem seviyesinde yapay zekanın mümkün olup olmadığını soruyordu ve görüntülerden gördüğünüz üzere gayet mümkün OpenKylin kullanan var mı bilmiyorum ama böyle bir şey mümkün olduğunu ve muhtemelen ilerleyen zamanlarda KDE Gnome gibi masaüstü ortamlarına da bu özelliklerin geleceğini görebiliriz yani şu an planda yok ama bundan 5 sene sonra muhtemelen Olur. Lokalde çalışan yapay zeka, sistem entegrasyonu gibi bir şey görebiliriz. Kaldı ki şu an bile mümkün ama tabii ki KD Gnome gibi masaüstü ortamlarına böyle bir değişikliğin gelmesi şimdilik tartışmalı olur. Ama ben ileride yani önümüzdeki 5 sene içerisinde geleceğini düşünüyorum. System76'nın geliştirdiği yeni masaüstü ortamı alan Cosmic Alpha sürümünde yayınlandı. Henüz detaylı incelemelerine bakamadım ama görüntüler zaten hep güzel gözüküyordu. Yakın zamanda ben de test etmek istiyorum. Dağıtımlardan ve yeni masaüstü ortamından bahsetmişken Manjaro değiştirilemez işletim sistemini test ediyor. Şu anlık sadece testi son olarını yayınlamışlar ve anladığım kadarıyla değiştirilemez sistemler için Gnome'u tercih edecekler. Immutable distrolardan bahsettiğimizde KD şu anlık pek iyi değil Gnome'a kıyasla. Bakalım Manjaro da böyle bir yola girmiş. Donanım kategorimizdeki haberleri geçiyoruz. Aslında sadece bir haberimiz var bu hafta. Intel 13 ve 14. nesil işlemcilerindeki çökme problemi için microcode güncellemelerini yayınladı. Sadece microcode güncellemesi yapmak yetmiyormuş ama BIOS'u da güncellemeniz lazım. Dolayısıyla Intel 13 14. nesil kullanan arkadaşlar varsa hem BIOS'u güncelleyin hem sistemi güncelleyin. Az önceki kategorilere uymayan bahsetmiştim medya haberlere geçiyoruz. Roblox'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya platformu X'te şunları yazdı. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla müdahale edilmesi hakkında kanunda belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sülf ve Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Devletimiz anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Bu engellemedeki ana sorun şu. Maalesef her platformda bu tarz sapık insanlar, kötü insanlar var. Tamam Roblox çocuklar daha fazla oynadığı için belki içeride daha fazla bunları yapan insanlar olabilir böyle sapık insanlar olabilir ama Adalet Bakanının tweet attığı ya da işte eski adıyla tweet diyoruz ya X'de de bu tarz insanlar var derinlemesini aratırsanız bulabilirsiniz YouTube'da da var her yerde var abi yani internetin olduğu her yerde ve çocukların olduğu her yerde maalesef bu var. E şimdi bunun çözümü yasak mı? Yasaklama yapınca neyin önüne geçmiş oluyorsun? Buradaki insanlar da bu sefer başka platformlara kayıyor. Yani yapacak bir şey yok. Roblox'u yasaklarsın. Yarın Moblox çıkar, başka bir şey çıkar. Onu da mı yasaklayacaksın? Ya da sadece oyun bazında da değil dediğim gibi bütün sosyal medya platformlarında her yerde bu tarz insanlar var. Senin bu insanları yakalaman lazım bir şekilde ya da işte bunlara ceza uygulaman lazım. Belki Roblox'u kullanarak bile bu tarz insanları yakalanabilir. Bu tarz operasyonlar yürütülürse neden olmasın? Ama tabii ki günün sonunda sonunu getiremezsin bunun yani. O zaman Roblox'u yasakladık bugün. Reddit'te de var. Reddit'te de yasaklayalım. X'te de var. X'i de yasaklayalım. YouTube'da da var. YouTube'u da yasaklayalım. Her yeri yasaklayalım abi o zaman. Yani şöyle bir sistem gelmesi gerekecek o zaman. Türkiye'de herkes kimliğiyle internete giriş yapacak. Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle o zaman da mahremiyet, güvenlik, anonimite bunların hepsi suya düşecek ayrı hikaye ama herkes kimliğiyle giriş yapacak. Kimliğiyle giriş yapılamayan her şey yasaklanacak. Çin'e döneceğiz yani. Böyle bir durumda belki bir nebze yine engellenebilir ama burada bile, emin olun burada bile bir şekilde bulunur bunun yolu. İnternette bu şekilde yasaklamayla olacak iş değil. Bilmiyorum nasıl çözülür? Belki yakalanan insanlara çok caydırıcı yasaklar verebilirsin. Bu şekilde ara sıra bu insanları da avlayarak bu caydırıcı cezaları insanlara göstererek belki bir çözüm olabilir. Günün sonunda ben hukukçu değilim. Bilmiyorum buna daha efektif çözümler getirilebilir ama Roblox'un yasaklanması kesinlikle buna bir çözüm değil. Ben buna bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. O zaman diğer bütün platformları da yasaklamamız gerekecek. Bence en güzel çözümse çocukları bilinçlendirmek olur. Ebeveynleri bilinçlendirmek olur. Ebeveynlerin zaten çocukların ne oynadığını, ne yaptığını internette gözetlemesi lazım abi. Düzenli olarak bakması lazım. Kimlerle yazışıyor, kimlerle mesaj şu bakması lazım. Ben bir baba olsam kesinlikle bakardım düzenli olarak. Bu noktada ebeveynleri bilinçlendireceksin, çocukları bilinçlendireceksin ve aynı zamanda dediğim gibi belki caydırıcı cezalar gelebilir bilmiyorum. Bazıları da şimdi bu yasaklanmaları seviniyor. Instagram'da yasak biliyorsunuz. Şimdi Roblox yasaklanıyor. E çocuklar bağımlıydı zaten boşver yasaklansın. Instagram yasaklanıyor. İnsanlar bağımlıydı zaten yasaklansın. Ya tamam şimdi bu tarz platformların bağımlı yaptığının ben de farkındayım ki canlı yayınları geliyorsanız izliyorsanız bu konuda insanları en çok ikaz eden bireylerden birisi olabilirim. Ben de insanların bu tarz platformlara bağımlı olmasını sevmiyorum. Ama Instagram'ı yasakladık insanlar daha mı az bağımlı oluyor? Roblox yasakladık çocuklar telefona tablete daha mı az bağımlı oluyor? Bağımlılığın çözümü de yine yasaklama değil. Bugün Roblox Instagram'a geldi yarın senin çok kullandığın platforma da gelebilir. Dediğim gibi bağımlılığı çözmek için ya da bu tarz sapıkların önünü kesmek için yasaklar çözüm değil. Yasak demişken az önce de bahsettiğim gibi Instagram yasağı hala devam ediyor. En azından ben bu yayını şu an 10 Ağustos'ta yapıyorum yasak hala devam ediyor. Yeni yapılan araştırmalara göre Instagram 50.6 milyon ziyaretle Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen 4. büyük platformu ve en fazla reklam verilen medya platformu. Yani bu yasak sadece insanları etkilemiyor markaları da etkiliyor, ticareti de etkiliyor. Bakalım nereye kadar devam edecek Instagram göreceğiz. Bu arada Rusya'da YouTube ve Signal yasaklandı. Umarım bir gün bizde sıra YouTube'a gelmez. Türkiye'de bireysel olarak alabileceğiniz yurt dışı ürünlerinin fiyatı 30 avroya düşürüldü. Önceden bu sınır 150 avroydu. Aynı zamanda aldığınız bu ürünlerde ödemeniz gereken vergi de arttırıldı. Ürününüz Avrupa Birliği'nden geldiyse %30, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için de %60 vergi ödeyeceksiniz. Olur da ürününüz 30 avroyu aşarsa ticari ürün klasmanına girecek. Önceden 150 avroya kadar ticari ürün girmiyordu. Şahıs ürünü olarak giriyordu. Sen gümrük vergini ödeyerek ürün alabiliyordun. Ama şimdi 30 avroyu geçti. Gümrük memuru sana diyecek ki bu ticari ürüne giriyor. Dolayısıyla senin bu sefer ticari prosedürü izlemen gerekecek. Ama ticari prosedürü izlediğinde de muhtemelen aldığın ürünün 10 katı ekstra fiyat ödeyeceksin. Bilmiyorum da çok çok daha pahalıya patlıyor. Dolayısıyla almak istemeyeceksin o ürünü. Gümrükte kalacak ya da belki geri göndereceksin. Buradaki sorun da yine hobi veya başka amaçlarla yurt dışından ürünler alınıyordu. Açıklamalara baktığımızda insanlar yurt dışında daha ucuza ürün satın alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki iç ekonomiyi canlandırmak adına bunu yap yaptık falan gibi belli kişilerden açıklamalar gelmiş ama ya şimdi şöyle bir şey de var abi. Yurt dışında belki böyle ucuza ürün alan insanlar da vardır ama büyük çoğunluğu hobi amaçlı işler yapanlar var. Türkiye'de olmayıp da yurt dışından ürün getiren bir sürü insan vardı. E şimdi bunların bütün projelerine, hobilerine neyse ne yapıyorlarsa balta koymuş oldunuz. Bu insanlar artık bunlara devam edemeyecek. Zaten yurt dışından ürün alma olayı gitgide zorlaştırılıyordu. Artık hobicilerde ya da bu projelerini yapan insanlar da maalesef alamayacaklar. Google Chrome yeni bir web standardı duyurdu. Kabul edilirse Web sahipleri sayfalarının başına html link teki ekleyerek bağış aldığını belirtebilecekler ve takipçileri doğrudan tarayıcı üzerinden bağış yapabilecek. Yani ortada brave'in batına benzer bir durum var ama haberin başında ne dedim size yeni bir web standardı duyuruldu. Google böyle bir standart getirmek istiyor bunu tartışmaya açmış. İşte insanlar tartışacak bunun eksileri artılarını olur bunları tartışacaklar ve kabul edilirse bir web standardı olursa tarayıcılara gelecek. Şu anlık böyle bir şey tarayıcılara gelmiyor yani ilerleyen zamanlarda gelebilir ama böyle bir tartışma dönüyor. Benim düşüncem ne mantıken güzel. ama ama bir açıdan oltalama saldırılarına kesinlikle yol açacaktır. Abidik gubidik sitelerde Yusuf Bey'e bağış diye oltalama saldırısı açacak mesela. Sen Yusuf Bey'e bağış yaptım sen ne derken dolandırıcıya bağış yapmış olacaksın. O açıdan sıkıntı olabilir ama tabii ki böyle teknolojilerde her zaman dolandırıcılar oluyor. Dolandırıcılar olacak diye bunlar yapılmasın demek doğru olmaz. Tabii ben de detaylı olarak tartışmalara bakmadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine yorumlara yazarsınız. MacOS'un yeni beta sürümüne gelen özellikler sistemi daha güvenli hale getiriyor. MacOS'a dışarıdan bir uygulama yüklediğinizde sertifika imzalanmadıysa size bir uyarı çıkartıyormuş ama siz ctrl tuşuna basıp sağ tık yaptığınızda açılan menüden open dediğinizde bu uyarıyı bypass edebiliyormuşsunuz. Tüm macOS artık buna izin vermeyecek. Ctrl'ye basıp bypass edemeyeceksin. Sistem ayarlarından özellikle buna izin ver diye bir seçenek işaretlemen gerekecek. Hiç imzadan geçmemiş uygulamaları indirirken dikkat etmekte fayda var. Ayrıca ekranı ve sesinizi kaydeden uygulamalar haftada bir sizden izin alması gerekecek. Bence güvenlik adına güzel iyileştirmeler. Meta ve Google kendi koydukları politikayı ihlal ederek 18 yaş altındaki kitleye hedeflenmiş reklam kampanyası yürüttü. Bu hafta VPN tier list videosu çektik hatırlayacak olursanız. Oraya sık gelen yorumlardan birisi. Bazıları demiş ki abi F'ye attığın uygulamaların hiçbirisinin gizlilik politikasını okumadın. Senden bunu beklemezdim. Daha iyi araştırsaydım bilmem ne tarzı. Böyle yorumlar geldi bazı arkadaşlardan. Çoğunluk bunu yazmamış ama. Şimdi zannediyorsunuz ki bir şeyin gizlilik politikasında yazıyor diye şirket onu uyguluyor. Buyur abi. Meta ve Google dünyanın en büyük şirketlerinden olmasına rağmen kendi koydukları, kendi yazdıkları politikayı ihlal ederek 18 yaş altındaki kitleye reklam kampanyası yürütmüşler. Şimdi sen bana diyorsun ki F'ye koydun VPN'e aç gizlilik politikasını oku orada yazacak ki kesinlikle kullanıcılarımızı takip etmiyoruz. Kesinlikle işte log tutmuyoruz bilmem ne yazacak. Sen de buna inanarak kullanacaksın. Sonra iki gün sonra haberi çıkacak abi botnet'e dahil olmuş. Gizlilik politikasında yazıyor diye şirketlere güvenmeniz birazcık saflık olur öyle söyleyeyim. Dolayısıyla her zaman bir firmanın arkasında kimler var? Geçmişi nasıl bu insanlar ya da firmanın geçmişi nasıl? Bunlara her zaman bakmak daha önemli ve VPN konusu olduğunda zaten ekstra önemli oluyor. Herhangi bir herhangi bir şirket içinde yine bence önemli bir durum. Meta ve Google'un yazdığı gizlilik politikalarına da yine güveniyorsanız ve inanıyorsanız yine saf olduğunuzu gösteriyor buyurun. Sadece bu haber için değil geçmişte de bu tarz haberleri görmüştük ve bence gelecekte de görmeye devam edeceğiz. Az önce de bahsettiğim gibi bu hafta Türkiye'nin en çok kullandığı VPN'leri tek tek listeledik ve bunları bir katman listesi olarak sıraladık. Türkiye'nin en çok kullandığı VPN'leri ve sıralamasını merak ediyorsanız hemen bu videoya tıklayabilirsiniz.